2012 senesinden beri, geldiğimiz ilk günden beri hakemlerimize ayrı bir sayfa açtık. Hakemlerimiz bizim için çok önemli. Demin Fikret Başkan'ın dediği gibi futbolun en önemli aktörlerinden biri hakemlerimiz. Ve biz de Yıldırım Demirören ve Federasyon Yönetim Kurulu olarak hakemlerimizi hem profesyonel açıdan, hem maddi açıdan, hem de olanaklar açısından en iyi hale getirmeye çalıştık. Yapmaya da devam edeceğiz. Bunlar hiçbir şüpheniz olmasın. Tüm hakemlerimize teşekkür ediyorum. Harika bir ilk yarı geçirdik. Allah kısmet ederse ikinci yarıda böyle olacak. Tabii ki VAR'ın etkisi çok büyük oldu. VAR sistemiyle futbolda hata maksimuma indi. Futbol daha güzel hale geldi. Ama maalesef benim her zaman sorumluluğum bekleme süresi de futbolda bir soğutma yarattı. İnşallah onu da daha aza indireceğiz. VAR'dan bahsetmişken o dönemi kulüpler başkanı Göksel Gümüşler'e de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çünkü VAR'ın hızlanmasında, Türkiye'ye bir an önce gelmesinde kendisinde çok büyük destekler oldu, öneriler oldu. Ve VAR'ı futbol ailesi Türkiye'ye kabullendi. Demin sevgili hocamız, başkanımız VAR'la ilgili bütün konuları anlattı. VAR 70 kritik karar, önemli olaylarda futbolun şeyini değiştirdi. Ancak VAR'ın tartışıldığı bir Galatasaray-Konya maçını yaşadık. Hakemlerimizin tartışıldığı. Orada bir kere şunu söyleyeyim. Ben ve yönetim kurulum hiçbir takım için, hiçbir kulüp için, hiç kimse için bir hakemimizi feda etmez veya dinlendirmeyiz. VAR önemli bir sistem. Çok değerli iki hakemimiz. VAR'ın uygulamasında yapılan hatadan dolayı merkezi hakem kurulunun yönetim kararıyla dinlendirme süreci açıldı. Bu da çok normal. Bu da olacak. Hata gene olacak dediğim gibi ama biz hiçbir zaman bir kulüp için bunu yapmayız. Ben VAR'dan daha çok bugün aslında başka bir şey konuşmak istiyorum. Hakemlerimizin burasında Türk bayrağı var ve hakemlerimiz Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir adamı. Ya bir hakeme bu kadar kolay hakaret edilemez. Bir hakeme bu kadar kolay küfür edilemez. Bunu herkesin bir düşünmesi lazım. Geçen sene 40 hakemimize 40 kere hakaret ve küfür edildi. Bu sene ilk yarıda 21 kere edildi. Ve işin kötüsü kimse çıkıp özür dilemedi hakemlerimden. Ama neyi tartıştılar? Ya ben küfür ettim de fazla ceza verildi. Ya kardeşim, önce saygılı ol. Burada Türk bayrağı var, karşında Türk hakemi var. Önce saygıyı öğrenin ki ondan sonra sizin cezanızı tartışalım. Onun için şimdi Sayın Bakanımızdan bir ricam var. Sayın Bakanım, biz federasyon olarak veya hakemler olarak kişileri savcılığa veremeyiz. Ama bizim her aldığımız disiplin kararı Adalet Bakanlığı tarafından takip ediliyor. Sizden ricamız, bizim disipline gönderdiğimiz hakemlerimize yapılan hakaretten dolayı o kişileri savcılığa vermeniz. Çünkü Türk futbolu ancak onlar düzeldiği sürece düzelecek. Çünkü o kişiler hem kulüpler hem çok büyük camiaları temsil ediyorlar. Benim hakemim de Türkiye'yi temsil ediyor. Ona göre saygılı davranmak zorunda herkes. Onun için bunu hep beraber arkadaşlar geçeceğiz. Bunu hep beraber geçmek zorundayız. Size maçta hakaret kim ediyorsa lütfen sizden ricam kendisini alkışlayın. Ki öğrensin. Siz onun seviyesine düşmeyin. Onlar sizin seviyenize çıkmak zorunda kalsınlar diyorum. Allah sizlere hakem şansı versin diyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. İlk yarı harika geçti. İkinci yarı bundan daha iyi geçecek. Futbol sizlere, sizler bize emanetsiniz. Hayırlı toplantılar diliyorum. Sağ olun.